Herkese merhabalar, ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün gece PBA'de 6.06 yayınlandı. Gelecek şeylere dair kesin olarak bunlar geliyor tarzında bilgiler göremedik. Fakat oyun dosyalarında bulunan şeyler var. Bu videomuzda hızlı bir haber turu olacak. Konulara geçmeden önce şu an karşınızda bir önceki videonun VP kazananını görüyorsunuz. Eğer siz de 1450 olan puanı kazanmak istiyorsanız yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Desteklerinden ötürü Class Game'e teşekkür ederiz. Şimdi ilk haberimiz şu, ilerleyen güncellemelerde Killjoy'a bir dengeleme gelecek. Yani Killjoy'un şu anki durumuna baktığımız zaman Lokin turnuvasında en çok tercih edilen olduğu durumuna baktığımız zaman anlayacağınız karaktere bir nerf gelecek. Chamber'ın nerflenmesi sonrası karakterin ultisinin canının arttırılması karakteri bir numara haline getirdi. Özellikle Fracture'da biri için Killjoy ultisini kıramaması durumu, yani o ulti canının arttırılması sonrası böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Killjoy'u gerçekten kullanışlı bir hale getirdi. Çünkü biri için Killjoy ultisini çok kolay bir şekilde kırabiliyordu. Hani neler gelecek bunları şu an bilmiyoruz. Talet'in canı daha yeni düşürülmüştü. Dolayısıyla tekrar ultisiyle oynayabilirler. Gekko'nun da alıkoyabilen tıpkı Killjoy'un ultisinin etkisine benzer bir yeteneği var. Ben ağırlıklı olarak yine karakterin ultisine dokunacaklarını düşünüyorum ama umarım karakteri berbat etmezler. Hani bu tarz nerfler, bufflar oyunu bence canlı tutuyor ama insanları da düellocu dışı ajanları oynamaktan uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir karakter hemen yükseliyor, sonra tak Ritobi vuruyor böyle balyozu tak diye, karakter darma duman. Umarım Killjoy'da böyle bir durum olmaz. Bir sonraki ajanımız da gözcü ajan olacak. Bundan dolayı da Killjoy'u çok güçlü tutmak istemiyor olabilirler. Nanoswarm'larına dokunacaklarını pek düşünmüyorum. Nanoswarm'larına dokunurlarsa olumlu anlamda dokunurlar. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Round ortasında attığınız Nanoswarm'ları geri toplama özelliği gelirse bence 10 numara olur. Bu Cypher'ın kafeslerine bile yapılabilir. Yetenekleri bir kere bir atıyorsunuz round başı, bir daha kullanamıyorsunuz. Çok boş yetenekler haline geliyor. Riot'un aklında umarım güzel şeyler vardır. Büyük küçük ne gelecek göreceğiz. Yine takip ettiğim insanlar yeni harita yapım aşamasında yeni ajan üstüne çalışılıyor gibi haberler de vermişler ama bunların üzerine konuşacak pek de bir şey yok. Tabii ki de bunlar oyun var olduğu sürece gelmeye devam edecek. Dolayısıyla da hani çalışmalar her zaman sürecek. Bunların üzerine konuşmaya gerek yok. 6.06 PBA ile birlikte oyun dosyalarına birçok Valorant mobil dosyası da eklenmiş. Hani bunlar gelmiş, şunlar gelmiş diyemiyoruz. Recoil kontrole, yani ne denir, spray kontrole yönelik, geri tepme kontrole yönelik de bazı şeyler eklenmiş. Hatta bir tane eski bir fotoğraf olarak Valorant Mobile'in bu görünüşü, ekran görüntüsü de paylaşıldı. Siz muhtemelen şu an net olarak göremiyorsunuz ama sağ alta baktığımız zaman ikinci bölüm güncellemesine ait, yani 2.0'lı güncellemelere ait bir görüntü olduğunu görüyoruz. Yani eski bir görüntü. Yakın zaman içerisinde, önümüzdeki haftalar içerisinde böyle beta testlerinin de başlanacağı söyleniyor. Hani benim tahminim bir aksilik çıkmazsa 2024'de Valorant Mobile'i yetiştirmek istiyorlar. Son konumuz yeni silah ile alakalı. Dün bir tane görsel paylaşıldı ve bazı sitelerde işte yeni silah geliyor tarzında paylaşım yaptı. Benim güvendiğim, takip ettiğim kaynaklar bunun sadece bir placeholder, yani yer tutucu görevi gördüğünü, anlayacağınız dilde eski bir simge, eski bir silah fotoğrafı olduğunu söylüyor. Şu an karşınızda gördüğünüz isimle dosyalar içerisinde bulmuşlar. Bolt Action yazısını görüyorsunuz. Bolt Sniper'da operatör silahının kod ismi. Yani bu görsel yüksek ihtimalle operatörün ilk tasarımlarından biri. Benzer bir şekilde şunu söyleyeyim. Valorant ilk çıktığı zamanlarda da Phantom'ın resmi daha farklıydı. Phantom silahı daha farklı tasarlanmıştı. Dolayısıyla bugün biri bu görseli paylaşsa ve yeni bir oyuncu görse bunu yeni silah geliyor tarzında düşünebilir. Ama böyle bir durum yok. Yeni silah gelebileceğine dair haberi ben neredeyse 2 yıl önce paylaşmıştım. İlerleyen zamanlarda bence yeni silah kesin gelecektir. Fakat bunun yakın zaman içerisinde gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Gördüğümüz kadarıyla şu an Valorant'ın öncelikleri daha başka. Yeni silaha pek ağırlık vereceklerini düşünmüyorum. Yeni silah gelirse de bunun bir sniper olacağını da zannetmiyorum. Belki tüfek sınıfında bir silah gelir, belki tabanca sınıfında bir silah gelir. Yani benim düşüncem, tahminim bu yönde. Anlayacağınız bu görsel yüksek ihtimalle yeni silah ile alakalı değil ama Valorant'ta asla dememek gerek. Yani genel olarak hayatta böyle asla dememek gerek. Neyse, felsefeye girmiyoruz. Durum bu şekilde. Dediğim gibi 6.06 yama notları içerisinde pek bir şey yoktu. Hatta bu güncelleme yaklaşık 10-12 gün sonra, 11 gün sonra falan gelecek. Gerçi hani videoyu izlediğiniz güne göre de bu tarih değişiyor. Dolayısıyla şimdiden bu güncellemede hiçbir şey olmayacak demek için erken. Günü geldiğinde öğreneceğiz. Fakat benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.